Cenab-ı Hak Kasas suresi 88. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir, ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızı da yine bundan önceki birkaç programda olduğu gibi kısa bir video üzerinden, aslında bir belgesel kesidi de diyebiliriz. Kısa, komik, eğlenceli bir video da diyebiliriz. Bu video üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabii yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaşacağız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Bir önceki programımızda bitkiler aleminden size bazı ilginç görüntüleri paylaşmıştık. Bugün programımızda da hayvanlarla alakalı aslında kuzular ve koyunlar arasındaki çok enteresan, çok sevimli bir olayı sizlerle paylaşacağız. Beraber videomuzu izleyelim, sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Nasıl kuruyor hayvanlarını? Arkadaşlar, sevgili seyirciler, şu anda Aksaray'ın bir köyünde koyunla kuzunun buluşmasını, kuzuların analarını bulmasını, yörükler tanışıyor grubu olarak sizlere bu görüntüleri, bu videoyu paylaşmak istiyorum. Evet, bir anda meydan koyun kuzu melemeleri, koyun kuzu görüntüleri, ana maslı Mehmet farkı bu. Evet, yörükler koyunlarıyla, yörükler hayvanlarıyla buluşuyor. Evet, kuzular analarını ararken, analarını bulan da süte sarılıyor. Sevgili seyirciler, bu görüntüler mükemmel. Ana kuzusunu arıyor. Evet, büyük kuzumuz yerden sütü bırakmış, su içiyor, su. Evet. Bazı uyanıklar var, rastgele yemiyor. Ama bir tanesi var ki o kadar güzel ki. Şuna bakın. Çoban kardeşimiz bizlere bu görüntüyü paylaştırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Vallahi bu kalender çok zayıf ama süt yerine suyu tercih ediyor. O da onun şansı. Bu görüntüler bambaşka. Şu anda yavaş yavaş sesleri kesildi. Analarını bulmaya başladılar. Analarını bulan, sütü bulan sesi kesiyor. Evet, yani izlediğimiz videoda çok enteresan birkaç tane durumlar. Bunlardan bir tanesi, yani belki 100'e yakın, 100'den fazla koyunla kuzunun ayrı ayrı bölmelerden çıkartıldıkları anda belki birkaç dakika içerisinde kuzuların kendi annelerini bulması. Elbette ki birkaç tane de arada işgüzeller de çıkıyor. Başka koyunların memelerine asılıp onlardan süt içmeye çalışan, ama bunun yanında çok daha enteresan olan bir şey var. Cenab-ı Hak adeta o kuzulara hiç ummadıkları, beklemedikleri bir yerden tam da ihtiyaçları olduğu esnada, tam da ulaşabilecekleri bir şekilde en değerli nimetleri olan sütü onlara veriyor. Bedüzzaman Hazretleri de bu konuyla alakalı, bu rızıkların verilmesiyle alakalı elbette ki çok yerlerde işte bitkilerin, hayvanların, diğer varlıkların rızıklarını, ihtiyaçlarını nasıl Cenab-ı Hakk'ın karşıladığını hiç ummadıkları, beklemedikleri yerden anlatıyor ama Ayetül Kübra Risalesi olarak bildiğimiz 7. Şua'nın 1. babının 3. mertebesinde şöyle bir bahse de değiniyor yine bununla alakalı. 100 bin enva'ın hadsiz efratlarının suretleri, 100 bin tane çeşidin sonsuz fertlerinin suretleri basit bir maddeden gayet muntazam açılıyor ve gayet rahimane terbiye ediliyor ve gayet mucizane bir kısmının tohumlarına kanatçıklar verip onları uçurmak suretiyle neşrettiriliyor. Bir önceki programımızda da bu bitkilerin çoğalma mekanizmasından bahsetmiştik. Ve gayet müdebbirane idare olunuyor. Gayet müşfik, yani adeta o bitkileri, işte o varlıkları, o hayvanları eğiten, tedbirle eğiten müdebbir var başlarında.
İaşe ve itham ediliyor ve gayet rahimane ve gayet rezzakane, hadsiz ve çeşit çeşit ve lezzetli ve tatlı rızıkları hiçten ve kuru topraktan ve birbirinin misli farkları pek az ve kemik gibi köklerden, çekirdeklerden, su katlelerinden yetiştiriliyor. Yani buna biyolojik olarak da baktığımızda bütün aslında varlıkların temelinde, kökeninde, canlı varlıkların kökeninde, elbette ki bütün varlıkların kökeni atomlar ama hücreler var. Ve her hücrenin de standart olarak belli başlı yapı tarzları var. Bitki ile hayvan hücresinin bazı değişik yapıları var ama şimdi bunların tamamı ilk yaratılış aşamasından itibaren, yani sıfırdan bir hücre, iki hücre, işte beş hücre, on hücre, sonra milyonlarca hücreye dönüşüyor. Ama standart hepsi aynı çeşit hücreden oluştuğuna göre nasıl oluyor da birisi göz oluyor, birisi kulak oluyor, birisi kol oluyor, birisi bacak oluyor, kemik oluyor, et oluyor, kas oluyor, sinir oluyor, farklı farklı şeylere değişiyorlar. İşte bunlar ancak bütün hepsine ilmi ve kudreti yeten bir zat tarafından yapılabilir. Yoktan var edebilme kabiliyeti de olması lazım o zatın. Her bahara bir vagon gibi hazine-i gaybtan 100.000 nevi et'ime ve levazımat kemal-i intizamla yüklenip zihayata gönderiliyor. Ve bilhassa o erzak paketleri içinde, işte tam da bizim videomuzla alakalı, yavrulara gönderilen süt konserveleri ve validelerin şefkatli sinelerine asılan şekerli süt tulumbacıklarını göndermek o kadar şefkat ve merhamet ve hikmet içinde görünüyor ki bilbedahe çok apaçık bir şekilde bir Rahman-ı Rahim'in gayet müşfikane ve mürebbiyane bir cilve-i rahmeti ve ihsanı olduğunu ispat eder. Herhasıl bu sayfeyi hayatiye-i bahariye haşr-ı azamın 100.000 numunelerini ve misallerini göstermekle, bu da bir ayet-i kerime var, Rum suresinin 50. ayet-i kerimesi. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Ayetini maddeten gayet parlak tefsir ettiği gibi bu ayet dahi bu sayfenin manalarını mucizane ifade eder. Yani bu ayetin açıklaması bu şekilde, bu ayetin görüntülü açıklaması da o izlediğimiz videoda aslında apaçık görünüyor. Ve arzın bütün sayfeleriyle büyüklüğü nispetinde ve kuvvetinde La ilahe illahu dediğini anladı. İşte küre-i arzın 20'den ziyade büyük sayfelerinden bir tek sayfenin 20 meçinden bir tek meçini muhtasar şehadetiyle, yani pencerenin penceresinin tek bir muhtasar şehadetiyle o yolcunun sahir vecihlerin sayfelerindeki müşahedatı, şahit oldukları o olaylar, müşahedatı manasında olarak ve o müşahedatları ifade için birinci makamın 3. mertebesinde böyle denilmiş: Allah'tan başka ilah yoktur. O vacibül vücut ki umumiyet ve şumul ve mükemmeliyeti bil müşahede, herkesin şahitliğiyle görünen, bütün zevil hayatın iaşesi için tohumların tesir ve tedbir ve terbiye ve feth ve tevzi ve muhafaza ve idaresi ve rahmaniyet ve rahimiyet hakikatlerinin azamet-i ihatasını, o kapsayıcı azametini şehadetiyle arz, bütün içindekiler ve üzerindekilerle onun vahdet içindeki vücubu vücuduna delalet eder. Bir önceki programda da söylediğimiz gibi burada da aslında koyunlarla kuzular hiç beklemedikleri yerden kuzuların annelerinin memelerinden o sütleri almaları elbette apaçık bir şekilde gösteriyor ki o kuzuları bile, en ufak bir kuzuyu bile düşünen bir Rableri var. Ve onları hiç uğraşmadan, belki de çok az bir uğraşmayla, hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları bir yerden, hem de tam da ihtiyaç oldukları kıvamda, tam da yiyebilecekleri bir şekilde, çünkü belki o yaşta artık hani dişleri tam oluşmuyor, otları tam yiyebilmeye kabiliyetleri yok, sindirim sistemi ona göre yapılandırılmamış daha, tam ihtiyacı olduğu şekilde ve kıvamda süt onlara mükemmel bir şekilde veriliyor. Ve aslında bu lisan-ı halle yine neyi dedirtiyor? Her şeyi gören, bilen, gözeten bir zat var. Her şeye kudreti ilmi yeten bir zat var. Biz de lisan-ı halimizi, onun sanatını gösteriyoruz dedirtiyor. Bugünkü programımızda kısa bir video üzerinden aslında hayvanlar aleminde koyunlarla kuzular arasında gerçekleşen enteresan bir
olay vaka üzerinden size bazı iman hikayetlerini aktarmaya çalıştık. Tabii yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımları da sizlerle paylaştık. Efendim bir sonraki aslında programında tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.